Evet, bu yakışıklı çocuğun adı Cingöz. Cingöz 8 yaşında kısırlaştırılmış bir erkek kedi ve oldukça ciddi, onun yaşam kalitesini çok negatif etkileyen çok önemli bir problemi var. Cingöz çok uzun yıllardır, çok uzun süredir, yaklaşık 3-4 senedir rahat dışkılayamıyor. Evet, bize bu şekilde bu şikayetle getirildi, bu şikayetle sevk edildi. Cingöz maalesef dışkısını rahat yapamıyor. Neredeyse 4-5 günde bir defa dışkı yapabiliyor. Çıkan dışkılar çok sert, hasta sahibinin bize anlattığına göre. Çıkan dışkılar çok sert, böyle taş gibi dışkılar yapıyor. Defalarca lağman yapılmış. Yani defalarca bağırsakları boşaltmak için işte bazen sedasyon anestezi altında, bazen bunlar uygulanmadan defalarca lağman yapılmış. Sürekli laksatif kullanıyor. Ağızdan ilaçlarla bağırsakları ve dışkısını yumuşatmaya çalışıyor meslektaşlarımız. Yani oldukça büyük, oldukça sıkıntılı bir süreçle karşı karşıyayız ve artık en son aşamasında şu anda yaklaşık 7-8 gündür hiç dışkı yapamamış. Kum kabına gidiyor, dışkılamaya çalışıyor ama hiç çıkaramıyor ve benim onun batınını yani karın boşluğunu palpe ettiğim zaman elime böyle çok sert, çok büyük dışkı parçaları geliyor. Tabii böyle bir hastada benim kafamda şekillenen bazı şeyler var ama hep beraber bir değerlendirelim bakalım neler var, ne gibi sıkıntıları var Cingöz'ün, neden dışkılayamıyor? Bir işte incelememiz lazım ve bunu ondan sonra da hep söylüyoruz. Tıpta teşhissiz tedavi olmaz. Teşhisimizi netleştirdikten sonra ona ve ailesine bir nasıl tedavi edeceğimizle ilgili, etmeyi planlayacağımızla ilgili tavsiyelerde bulunmamız lazım. Ama önce tabii bir batın röntgeni çekip bu bağırsakta tıkanıklık yaratabilecek ne var, dışkılamasını engelleyecek ne var, bağırsağın mevcut durumu nedir onu bir görmem lazım. Çünkü yani tabii birçok bunun sebebi olabilir. Kalçası çok dar olabilir. Yavruyken bir kalça kırığı falan geçirmiş, işte bu kötü kaynamış olabilir, bazı nörolojik bazı problemler olabilir, bağırsağın yapısal olarak hareketliliği bozulmuş olabilir, bir sürü şey olabilir. Bu geri dönüşümü var mı, çözümü var mı onları göreceğim birazdan. Ama önce bir filmle başlayacağız Cingöz'ün hikayesine, bir röntgenlerini çekelim, ondan sonra tekrar konuşalım. Ah. Evet, Cingöz'ün röntgenini çektik. Tablo düşündüğümden de kötü. Gerçekten klasik bir mega kolon hastası. Mega kolon, kalın bağırsakların kolon dediğimiz kısmının geri dönüşümsüz bir şekilde genişlemesi, keseleşmesi demek aslında. Bu kronik dışkılama problemi olan, sebebi ne olursa olsun, kronik dışkılama problemi olan kedilerde maalesef çok sık gördüğümüz bir tablo. Evet, şurası kolon. Kalın bağırsağın kolon dediğimiz kısmı. Kolon, dışkının suyunun emildiği yer. Yani dışkı içerisindeki suyun emildiği yer. Ve eğer bir hastanın, bir kedinin ya da köpeğin dışkısı kolonda ne kadar uzun süre kalırsa su içeriği o kadar fazla emildiği için o kadar sertleşiyor ve taşlaşıyor. Taşlaştığı zaman da bağırsak onu geriye doğru iletemiyor. Kalçadan, pelvik çatıdan çıkamıyor. Çıkamayınca da üst üste birikmeye başlıyor. Bakın burada taş gibi olduğu çok belli. Bir sürü dışkı parçası var. Burada da yeni gelen dışkılar var. Onlar da onun üzerine artık birikiyor. Yani artık iyice durum geri dönüşümsüz hale geliyor. Peki neden oluyor megakolon? Tamamen mesela bir kere bizim en sık gördüğümüz megakolon sebebi kalçanın aşırı dar olması. Mesela hastanın kalçası kırılıyor. Zamanında fark edilmiyor ya da ameliyat edilmiyor. Kafes istirahatiyle tedavi ediliyor. Kalça aşırı çöktüğü için, aşırı daraldığı için maalesef dışkı oradan çıkamıyor. Ama Cingöz'ün kalçasında pelvik açısında bir daralma yok. Yani demek ki sebebimiz bu değil. Tamamen bir bağırsak ileti problemi de olabiliyor ama öyle ya da böyle. Bakın şimdi şurası kalçanın çapı, kalçanın bağırsağın çıkması gereken yer burası. Ama çapı görüyor musunuz kolon çapını? Yani neredeyse onun 2,5 katı. Yani bu dışkıların bu kalçadan çıkması mümkün değil. Yani işte görüyorsunuz, bakın şuradan çıkması gerekiyor bağırsağın. Ama buradaki bu bağırsak o kadar genişlemiş ki artık buradan böyle çıkması mümkün olmadığı için dışkı sürekli orada birikiyor. Peki ne yapacağız? Şimdi bir kere
çok ciddi sıkıntısı var şu anda. O yüzden benim bu bağırsağı lağmanla boşaltmam lazım. Yani ve bu lağman çok ağrılı bir işlem. Öyle popodan bir kayganlaştırıcı verecek, vererek çözülecek bir durum değil bu. Bizim mutlaka bir kere onu anesteziye almamız lazım. Sıvı serum basarak, o dışkıyı yumuşatarak parça parça o dışkıyı bir boşaltmamız lazım. Ondan sonra da maalesef ameliyat etmemiz lazım. Kolektomi operasyonu yapmamız lazım. Çünkü artık bu kolonun tekrar normal hale gelmesi kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Çünkü hikayesini biliyorum. Ben Cingöz'de yeni tanıştım ama daha önce meslektaşların yapılması gereken her şeyi yapmışlar zaten ama bu noktaya gelmiş çocuk. Şimdi bu aşamadan sonra onların yaptıklarını tekrar etmem benim için mantıklı bir şey değil. Çünkü gene aynı şeyler olacak. Zaten çok ızdıraplı ve çok sıkıntılı bir durumda. Bizim yapmamız gereken şey artık bu çalışmayan kalın bağırsak kısmını uzaklaştırmak ve bağırsağı tekrar ucuca birleştirmek. Ama hiç kolay bir iş değil. Bu işin zorluklarını, bu işin protokolünü de dilerseniz ameliyatında konuşalım. Ama ben tabii önce hasta sahibime bilgi vereyim, şu röntgeni göstereyim. Cingöz'ü bir sedasyona alalım, bir kalın bağırsaklarını boşaltalım. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Evet, bizim uzun yıllardır kronik dışkılama problemi çeken ve bu sürecin sonunda megakolon rahatsızlığı gelişen hastamız Cingöz'ün ameliyatına başladık. Umuyorum bu ameliyat sonrasında bu yıllardır çektiği sıkıntılar sonlanacak ve sağlığına kavuşacak. Ama tabii önümüzdeki süreç hiç kolay değil. Şu anda yapacağımız işlemin adı subtotal kolektomi. Yani kalın bağırsağın o az önce söylediğim gibi geri dönüşümsüz bir şekilde genişlemiş kolon kısmını çıkarıp alacağım. Sonra ince bağırsağı kalın bağırsağı tekrar birleştireceğim. Ve böylece o geniş kısım, o kesileşmiş kısım uzaklaşmış olacağı için Cingöz tekrar dışkılamaya başlayacak. Tabii ki zor bir şey. Çünkü tabii bu kolon rezeksiyonu, yani kalın bağırsağın o kolon kısmını alacağım. Bu zaten zor bir şey. İnce bağırsağı da kolona tekrar dikeceğim. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Sonuçta iki tane hortumu iplikle ucuca birbirine bağlamanız gerektiği, bağlamaya çalıştığınızı düşünün. Ve de bu hortumların bu bağlantı yerinden hiçbir şekilde hiçbir şey sızmaması gerektiğini düşünün. Çünkü en ufak bir sızıntı peritonite, yani karın zarı iltihabına yol açacak. Ve de bu başlı başına çok büyük problemler yaratacak. En ufak bir sızıntı. O yüzden hiçbir sızıntı olmaması gerektiğini düşünün. Bir de üstüne üstlük, alabilir miyim? Pilisi aldım. Bir de üstüne üstlük bu hortumların çaplarının birbirinden farklı olduğunu düşünün. Yani çok çok zor bir iş gerçekten şu an yaptığımız iş. Çünkü bu hortum ince bağırsağın çapı kolonla zaten kalın bağırsakla aynı çapta değil ince bağırsak. Bir de üstüne üstlük bu hayvanda mega kolon var. Yani kalın bağırsak iyice kalınlaşmış durumda. Yani hakikaten çok zor bir süreç, çok zor bir operasyon. O yüzden de gerçekten hani hiç kolay değil işimiz. Ameliyata önce şeyle başlıyorum. Bağırsağın hangi kısmını alacağımla başlıyorum. O bütün genişlemiş kısmı çünkü çıkarıp almam lazım. Bağırsak anastomozlarında, yani bağırsak rezeksiyonlarında ve anastomozlarında tabii belli başlı bizim cerrahi prensiplerimiz var. Bunlardan birincisi, en önemlisi, az önce bahsettiğim steril çalışma, asepsi antisepsiye maksimum uyarak çalışma zorunluluğumuz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle anastomoz yaptığım aletlerimi
şeyde kullanmamam gerekiyor. Yani bu aletleri, anastomoz yaptığım aletleri ayıracağım ve bunlarla teması kesinlikle engelleyeceğim. Yani ayrı bir ameliyat sahasına ihtiyacım var. Şöyle tutalım. İşte o yüzden de şimdi ekstra serviyetler seriyorum. Benim her şeyim artık burada kalacak ki herhangi bir yeri kontamine etmeyeyim. Kimse sevdiği bir canlının, bir yakınının, çocuğunun, akrabasının, dostunun ameliyat olmasını istemez. Kedilerimiz, köpeklerimiz tabii bizim için herkesten çok daha kıymetli, en az onlar kadar kıymetli. Ama ameliyattan kaçmak da bir şeyleri çözmüyor. Mesela ben Cingöz'le daha önce tanışmış olmayı çok isterdim. Çünkü şu an yapacağım iş belki yarı yarıya daha kolay, daha az riskli olurdu. Çünkü şu anda o kadar büyük bir çap farkı var yani. Kolon o kadar genişlemiş ki çok uzun süredir biliniyormuş bu dışkılama problemi. İşte böyle problem ilerledikçe daha çözümsüz ve daha zor çözümlü hale geliyor. İşte o yüzden de hani tabii ki korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Kim ister yani böyle ameliyatlar geçirelim falan ama yani ameliyattan kaçmak da bir şey çözmüyor. Keşke dediğim gibi Cingöz'le daha önce tanışsaydık. Belki o zaman kolon çapı şu ankinin yarısı kadar olacaktı ve belki çok daha kolay olacaktı ameliyat. Çok daha, çünkü çap farkı ne kadar az olursa, her ne kadar iki çapı eşitlemek için özel cerrahi protokoller varsa da çap farkı ne kadar şey olursa, az olursa işler o kadar kolaylaşıyor. Ama şimdiki Cingöz'de gerçekten tam böyle kabus. Hani olabileceğin en kötüsü diyebilirim. Bizim için çok zor bir amaç ameliyat şu anda. Tabi burada onu ameliyattan sonra konuşmak belki daha doğru ama hepinizin aklına şey geliyordur muhakkak. Peki kalın bağırsak hiçbir işe yaramıyor mu kolon? Ne yapacak bu çocuk kolonsuz? Evet, aslında bu çok doğal ve çok doğru bir soru. Tabii ki yarıyor kolon işlevi. Bu tabi ne dedik ilk başta? Kolon dışkının sıvı kısmının emildiği bölge. Burası emilmeyince dışkı sıvı çıkıyor. Yani kedi ya da köpek, işte bu ameliyatı geçiren hasta belli bir süre ishalli dışkı yapacak, yumuşak dışkı yapacak. Bu da kaçınılmaz maalesef. Ama ondan sonra yavaş yavaş bu dengelenmeye başlıyor. Yani 3-4 ay biz ishal bekliyoruz hastalarımızda. Ama ondan sonra bu yavaş yavaş dengelenmeye başlıyor ve dışkı kıvamlanmaya başlıyor ama bu konuda yapacak bir şey yok. Biraz ishalimiz olacak bir süre. Eminim tabii o dışkı yapamamak, 4-5 günde bir dışkı yapmak sürecinden çok daha az travmatik olacaktır Cingöz için bu süreç. Evet, artık bağırsak anastomozumun son dikişlerini atıyorum. Kolonu tamamen çıkardım. Yani %90'ını. Ondan sonra ileuma, yani ince bağırsağı birleştirdim. Recep, bir tane daha ipliğe ihtiyacım var, yetmedi. İnce bağırsağı birleştirdim. Bağırsağı ucuca diktim, çift kat. Şimdi lavaj işlemi başlayacak. Yani batını yıkayacağım ve operasyon sahamı. Çünkü hiç bakteri istemiyorum burada. Böyle Amerikalıların şey bir sözü vardır. The solution to pollution is dilution. Yani kirliliğin çözümü seyreltmektir diye. Böyle serumla çok güzel yıkayacağım bu bölgeyi.
Sonra bütün bu aletlerimi kenara ayıracağım. Eldivenlerimizi değiştireceğiz Sevda'nınla beraber. Bundan sonra da şimdi son şeylerime bakıyorum. Eldivenlerimizi değiştireceğiz. Sonra da batını kapatacağız. Ondan sonra artık ameliyatımız tamamlanmış olacak. Bu arada bir omentalizasyon, yani karın zarı ile kapatacağız anastomoz hattımızı. O da buradaki iyileşmeyi hızlandıracak. Sızıntı ihtimali azaltılacak bir işlem. Yani görüyorsunuz çok karmaşık bir ameliyat. Cin gözün girdiği, ama çok şükür şu anda her şey iyi. Evet, çok zor ameliyat, geçirdiği çok zor ameliyatın ardından Cingöz anesteziden tamamen uyandı. Tabii biraz yorgun, aldığı ağrı kesici serumların etkisi de var, ama çok büyük bir ameliyat geçirdi. Biliyorsunuz kalın bağırsaklarındaki o megakolon problemi yüzünden, yani geri dönüşümsüz kalın bağırsak genişlemesi yüzünden kalın bağırsaklarının kolon kısmını aldık ve ince bağırsakla kalın bağırsak tekrar ucuca birleştirdik. Çok zor bir operasyondu. Hem teknik olarak hem hasta için çok zor bir operasyondu. Ama gayet iyi şu anda. Her şey yolunda. Cingöz de gayet iyi. Tabii şimdi çok dikkat etmemiz lazım. En ufak bir sızıntı, yani o bizim anastomoz hattımızdan, yani bağırsağa ucuca diktiğimiz o hattan en ufak bir sızıntı çok hayati karın zarı iltihabı, yani peritonite sebep olacaktır. O yüzden çok iyi takip etmemiz lazım. Dediğim gibi esas bu işteki zorluk, ince bağırsakların çapı bu parmağım kadarsa kalın bağırsağın çapı böyleydi. Ve bu iki çapı birbirine denk olmayan hortumu ucuca birleştirmek gerçekten teknik olarak çok zor bir operasyon. Ama çok güzel geçti. Umarım çok da iyi olur. Umarım o, çünkü bizim şöyle bir 4-5 günlük zamana ihtiyacımız var. Eğer bu 4-5 gün sonunda bağırsak birbirine kaynayacak, ondan sonra da artık Cingöz rahat bir şekilde dışkılamaya başlayacak. Birkaç ay ishal olacak, dışkısı yumuşak çıkacak, ama çektiği acılarla kıyaslanınca bu çok çok daha iyi bir şey onun için. Birkaç ay dışkısı yumuşak çıkacak, ondan sonra kendisini çok çok daha rahat hissedecek. Çünkü dışkı yavaş yavaş kıvamlanmaya başlayacak. Ama tabii daha bu işin ilk aşamasıydı. Ameliyatı sağ salim atlattık. Şimdi hasta yatışımızda ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım her şey bundan sonra da iyi gider. Tamam mı?